Bir yılda ne oldu? Obama ne vaat etti? Neyi başardı? Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Programı Direktörü Profesör Doktor Daryl West stüdyo konuğumuz. Dr. West, thank you. Dr. West, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederim, benim için burada bulunmak bir zevk. Acaba Obama'nın görevdeki ilk yılını nasıl tarif edersiniz ve yönetimin ilk yılını en iyi hangi kelime betimler? Aslında çok yüksek beklentilerle geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle geçen baharda bir espri yapmıştı ve Superman zannettiklerini söylemişti kendisine. Dolayısıyla insanlar da şimdi bir şaka yapıyorlar. Superman'den Clark Kent'e dönüştüğünü söylüyorlar Obama'nın. Şu anda %10 civarında işsizlik oranı var. Aynı zamanda sağlık tasarısıyla ilgili tartışmalar vardı. Dolayısıyla çok zor gelişmeler sağlanabildi. Şimdi ekonomi iyileşme durumunda ve aynı zamanda her Amerikan başkanının son 45 yıldır uğraştığı sağlık sistemini düzeltmeye de çalışıyor. İsterseniz biraz bunlarda biraz detaylara da girelim. Özellikle de iç politikadan bahsedelim öncelikle. Çok güç durumda bir ekonomi vardı. Aynı zamanda sağlık sistemini reform etme sözü vermişti. Acaba verdiği sözleri tutabildi mi ve ne kadar önemli gelişmeler kaydedebildi? Aslında ekonomi onun için en büyük zorluklardan birisiydi. Geldiğinde gerçekten kötü durumdaydı ekonomi ve geçen yılın 3. çeyreğine kadar ekonomik durgunluk devam ediyordu ve ekonomik durgunluk şimdi azalmaya başlasa da hala iki haneli rakamlarda işsizlik söz konusu. Dolayısıyla ekonomik teşvik paketinin kongreden geçirilmesi önemli bir adımdı ve bu yaklaşık gayri safi yurt içi hasılaya %1 ile 1,5 katkıda bulunmuştur ve şu anda daha önceki %10 oranla bunun artmış olduğunu, %35'e yükseldiğini söyleyebiliriz. Yine iç konulardan birisi, iç politikadaki konulardan birisi sağlık reformuydu. Temsilciler Meclisi'nden geçti, Senato'da kabul edildi. Acaba Amerika politikası açısından ne kadar büyük bir gelişmeydi ve başarıydı bu? Aslında bu gerçekten büyük bir başarıydı. Çünkü herhangi bir Amerikan başkanı için bu sağlık sistemini reforme etme konusu her zaman çok karmaşık olmuştur. Her zaman çok tartışmalı olmuştur. Çünkü bu tasarıdan hoşlanmayanlar olduğu gibi bazen bunun sonuçlarından hoşlanmayacağını düşünen insanlar da olabilir. Ancak sonuçlara bakacak olursanız sonunda Amerika artık daha kapsamlı ve herkesi kapsayabilecek bir sağlık tasarısı, sağlık reformu konusunda anlaşmış oldu. Yaklaşık 30 milyon Amerikalının şu anda sağlık sistemi, sağlık sigortası olmayanların sigortlanması sağlanacak. Daha ek bir takım yardımlar sağlanmış olacak. Ve bu sistemin dışarısında tutulan, daha önceden var olan hastalıkları için dışında kalan kişiler de bunun içine dahil edilmiş olacak. Dolayısıyla sokaktaki vatandaş kendisini daha bunun içinde hissetmiş olacak. Acaba siyasi anlamda buradaki başkentten bahsederken çok önemli bir çoğunlukla arkasında geldi Obama. Acaba bu etkisini kullanabildi mi ilk yıl içerisinde hem senatoda? Aslında evet, bunu kullandı diyebiliriz ama özellikle kongredeki büyük çoğunluklar açısından bazı şeyleri kabul ettirebilmek her zaman zor oldu Obama açısından. Çünkü özellikle cumhuriyetçiler Obama'nın yaptığı hiçbir şeye destek vermeme kararı almışlardı. Özellikle de ekonomik teşvik paketi çıktığında buna hayır dediler. Yine sağlık sistemi reformunda aynı şeyi yaptıklarını gördük. Dolayısıyla burada sorun şu. Arkasında demokratlar açısından çok büyük bir çoğunluk olsa da hem temsilciler meclisinde hem senatoda, yine de demokratlar içerisinde de hükümetin aktivizmini onaylamayan bir takım kesimler var. Dolayısıyla şu anda 1 trilyon doların üzerindeki bütçe açığına da baktıkları zaman demokratik koalisyonu da bir arada tutmak gerçekten zor oluyor. Dolayısıyla yaklaşık temsilciler meclisinde de önemli miktarda destek kaybettiğini söyleyebiliriz. İsterseniz biraz da dış politikadan bahsedelim. Değişim sözü vermişti Başkan Obama ve zannediyorum birçok kişi artık Amerika'dan çıkan dilin, en azından tutumun farklı olduğunu, değiştiğini söyleyebilir. Acaba siz de buna katılıyor musunuz? Aslında bana kalırsa evet, özellikle bu ton konusunda önemli bir gelişme kaydetti. Hem müttefiklerle hem de düşmanlarla, düşman görülen ülkelerle tonun değiştirilmesini sağladı. Dolayısıyla yıllar içerisinde Washington hiçbir zaman bu insanlarla diplomasi yoluna gitmemişti ve şimdi her şeyi kendimiz yaparız anlayışından biraz daha uzaklaşılmış olduğunu görüyoruz. Özellikle düşman görülen ülkelere karşı kapıyı açtığını, sizinle konuşmak istiyorum, sizin şikayetlerinizi dinlemeye hazırım dediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşım acaba işe yarayacak mı? Bunu göreceğiz. Ancak yine de mesela İran, Kuzey Kore gibi ülkeleri düşündüğümüz zaman ve yine Irak ve Afganistan'daki savaşları göz önünde bulundurduğumuzda yine de Başkan Obama için zorlu bir gündem onu bekliyor olacak. Acaba
sizin işaret edebileceğiniz dış politika açısından önemli sayılabilecek şeyler var mıydı ya da en büyük başarısı neydi? Aslında en büyük başarılarından birisi bu iletişim hatlarını açmasıydı diye düşünüyorum. Aslında çok belirgin bir şeye işaret etmek gerçekten zor. Çünkü özellikle dış politika konusunda en zor konuların genelde gelişme kaydetmesi için yıllarca beklememiz gerekiyor. Şimdi iki savaş cephesi birden var. Özellikle Irak'ta belli bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. En azından Amerikan askerlerinin geri çekilme sürecinin başlatıldığını gördük. Ve Amerika'nın oradaki varlığından rahatsız olan ülkelerin şimdi biraz daha bu şekilde temin edildiğini, rahatlatıldığını gördük. Ama bir diğer taraftan da şimdi ek askerler gönderiliyor Afganistan'a. Bu da işte tartışma yaratan konulardan birisi. Hem Amerika'nın içerisinde hem de dünyadaki diğer ülkeler içerisinde. Herkes çok dikkatle izliyor bunu ve bu Afganistan'da acaba barışa götüren bir şey olacak mı, yoksa Afganistan bir diğer Vietnam mı olacak sorusunu sorduruyor insanlara. Acaba Nobel Barış Ödülünü almaya aday gösterildiğinde neden bu kadar eleştirilmişti? Aynı zamanda şimdi bu iki cepheden bahsediyorsunuz, savaş konusunda ve dış politika konusunda henüz yeterince bir başarısı olmadığı söylenmişti ödül aday gösterildiğinde. Bu ne anlama geliyor acaba? Aslında bu gelecek açısından bir umut olduğunu gösteriyor aslında. Yani geçmişteki başarılarına bakarak değil de gelecekte umut olduğunu düşünerek Nobel Komitesi böyle bir kararı verdi diye düşünüyorum. Çünkü Nobel Komitesi aslında yemin edip başladıktan sonra Obama yaklaşık bir ay sonra verdi bu kararını. Dolayısıyla Nobel Ödülü Komitesi gerçekten iyimser bakıyordu Obama'nın yapabileceklerine. En azından Irak'ta savaş karşıtı tutumuna, aynı zamanda iletişim hatlarını tüm dünyada açma girişimine olumlu bakıyordu ve değişik bir başkan olduğu düşünülüyordu. Dolayısıyla onlar da bu değişimi gördüklerini, fark ettiklerini göstermek istediler ve umutlarını en azından ortaya koydular. Sayın West, konuşmamızın başında bir noktaya değindiniz ve beklentilerin çok büyük olduğunu söylediniz Obama yönetiminden. Şimdi onaylanma oranı yaklaşık %40'larda. Acaba ne kadar yüksek bu onaylanma oranları ve ne kadarını karşılayabildi beklentilerin? Aslında yemin edip başladığında yaklaşık %78 oranındaydı. Bu şimdi yaklaşık onaylanma oranlarının %38'lere kadar düştü. Dolayısıyla insanlar baktıkları zaman siyasi desteğini kaybetti Obama diye yorumluyorlar bunu ve artık kamuoyu Obama'nın yaptığı şeyleri desteklemiyor diye düşünüyorlar. Ancak diğer Amerikan başkanlarına bakacak olursanız ve tarihe dönecek olursanız bu tip ekonomik durgunlukların yaşandığı dönemlerde %20'lerde olduğunu görürsünüz onaylanma oranlarının. Dolayısıyla Obama'nın bu oranı düşmüş olsa da diğer başkanlarla kıyaslandığında yine de çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak çok kısa bir şekilde şunu sormak istiyorum. İleriye baktığınız zaman 2010 yılında acaba neler getirecek 2010 yılı Obama yönetimine? Bence en büyük zorluklardan birisi kongre üyeleriyle ilişkilerin oluşturulması olacak. Çünkü sağlık reformu konusunun ardından şimdi iklim değişikliği, mali düzenleme, göçmenlik reformu gibi konular olacak ve bunların hepsi Obama açısından zorlu konular olacak. Demokratlardan da mutlaka Obama'ya destek vermeyenler çıkacaktır. Bu da çok önemli olacak. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Programı Direktörü Daryl West'in değerlendirmesi bu yönde. Amerika'nın sesi TGRT haber ekranlarında. Dünya siyasetinin merkezi Washington'dan doğru haberin güvencesi Amerika'nın sesi. TGRT haberle ortak yayında. Salı, perşembe ve cuma akşamları saat 21'de. Amerika'dan sağlık, bilim, sanat ve kültür haberleri de pazar akşamları 21'de gündemde. Gündem TGRT haber ekranlarında.